vereyim? Heh. Şimdi. Developer Update Pinits tarafından saat 6 civarında yayınlanmış. Chucky ile alakalı bir değişiklikler var. Şimdi burada bilmemiz gereken ilk şey. Survivor'ların tepki süresini e, uzatmak için. Paletten kayması için gereken süre 1.4 saniye yükselmiş Chucky'nin. Chucky artık paletten kayarken 1.4 saniye vakit kaybedecek. Eskiden 1.2'ymiş. E, onun dışında Chucky'nin hızlı koşma yeteneği var ya bir anda bağırıp koşuyor. Onu kaçırdığı zaman Survivor'lara daha fazla mesafe açma şansı vermek için Survivor'ların başarılı bir şekilde sıyrılmalarından sonra Chucky artık daha yavaş olacak. Ya burada katilin hareket hızını ayarladık yazmışlar. Ama ne kadar ayarladıklarını yazmamışlar. Kısacası Chucky vuruşunu kaçırırsa toparlanma süresi biraz uzun olacak. Yani Survivor'a mesafe açması için daha çok şans verecek. Özellikle Nemesis ve Wesker'da ee, ne demek istediğimi oynayan kişiler çok iyi biliyor. Ee, onu söyleyeyim. Onun dışında e, slice and dice yani koşma yeteneğiyle beraber e, bu yeteneğin süresini uzatan jump rope gibi edonların çok güçlü favoriler olduklarını biliyoruz yazmışlar. <laughs> ve bu edonlara olan bağlılığı azaltmak ve diğerlerini daha cazip hale getirmek için getirmek için e, bu edonların verimini azaltmak için base kitini biraz güçlendirmişler. Yani ne demek istiyor? Ee, bağırıp ileri doğru koşmasını sağlayan yetenek eskiden 1 saniyeymiş. Şimdi 1.2 saniyeye yükselecek. Bu bahsettiği Edonla e, koşmasının süresini uzatıyordu. İşte normalde 1 saniye, şey 1 saniye koşuyor ya. Onu 1.3 mü yapıyordu ne yapıyordu öyle bir şey yapıyordu. E, onun süresini uzatıyordu. E, onun dışında karakterin perklerinden batteries included diye bir perk var. Bu perkte bir can bittikten sonra o bir canın çevresine gezerken size hareket hızı veriyor. Bu artık e, en game'de çalışmıyor. Çünkü en game'de özellikle Noade ile beraber kombinasyon hale getirildiği zaman veya küçük map'lerde çok survivorları baskı altında tutabilen bir perk. Bu yüzden e, 5 can bittikten sonra map'teki 7 can de bitmiş olarak kabul edildiği için onların çevresinde gezerken çok hızlı koşmaması için çünkü Noade de hareket hızı veriyor, ilaveten tek atmasını sağlıyor survivorların. Bu ikili çok iyi kombinasyon olmasın diye amaçladığımızın dışında güçlü olduğunu fark ettiğimiz için endgame'de kapattık diyorlar. Durum bu. Trickster. Trickster artık e, saniyede 4 bıçak değil de 3 bıçak atıyor. PTB'de 4 bıçak atıyordu saniyede. Bu Survivor'lara yaralanmadan önce daha iyi e, şans verecek diyor. Onun dışında hasar vermek için 8 bıçak gerekiyor hala. E, main Event beklediğimiz yani öncekine göre sık yaşanmasını istiyorduk diyor ama PTB'de bir baktık gidiyor çok kolay bir şekilde main event'i etkin hale getiriyorlardı diyor. Özellikle bazı edonlarla beraber bu çok iyi kombinasyon haline geliyordu diyor. Main event için artık 8 bıçak gerekiyor. Eskiden 6 bıçaktı ve bir edon sayesinde 5'e de düşüyordu bu. Artık main event'i açmak için 8 bıçak gerekiyor. Oyun başladım. Edonlara bakıyorduk en son. Hatırlarsanız developer update konuşuyorduk. Trickster'ın edonlarında kalmıştık. Main event'le e, etkileşimli olan işlevli addonları değiştirdik diyor. E, Autograph addonu yeni bir etkisi var artık. Kombonun bitmesi için gereken süreyi %10 uzatıyor. Yani combo daha uzun sürüyor. Combo dediği şey ne bu arada bilmiyorum. Peş peşe bıçak tutturmak onu anlıyorum. Ama ne kazandırıyor bilmiyorum tam. Ko kombo diye bir diye yeni bir tanım getirdiler son zamanlarda. Son Onun dışında bari var ya. Bari tamam. Kombo yavaş giriyor. Onu mu kastediyor? Evet, ha, onu kastediyor olabilir. Evet, tamam, evet. onu kastediyor olabilir, evet. O normalde Laceration Meter diye geçiyor. Şu olması lazım o. Kombo ne yani? Neyse. Ee, soda Edon'u da %15 kombonun bitmesi için e, gereken süreyi uzatıyormuş. Onun dışında Death Truth Completion diye bir Edon var. Yeni bir etkisi var. Survivor'a hit vurduğun zaman main event esnasında burada hit dediği bıçak isabetimi, yoksa yaralamak veya yaralıyken yeri düşürmek mi onu bilmiyorum bu arada neyi kastettiğini. E, ve Survivor'ın haresini 6 saniye gösteriyormuş o da. Letal alırsan 8 saniye çıkıyor. Letal ile de güzel kombinasyonu bir addon olabilir. Onun dışında Iridescence Photocard addonu var. Bu da hareket hızı veren, sürat durumu veren bir addonuydu. Bu eskiden Survivor'ı tamamen yere düşürdüğün zaman etkisini kaybediyordu. Hareket hızı veriyor ya bonus. Tamam. Survivor'ı yere düşürürsen o etki sona eriyordu. Şu anda ne yaptılar? Survivor'ı yaraladığın zaman hareket hızı etkisi devre kalıyor. Perkin. ...Edon'u daha doğrusu. Biraz böyle hem Trickster'ın özelliğini biraz ellemişler... ...Edon'larını biraz ellemişler... ...Chucky'nin Batteries Included Perk'ünü ellemişler... ...onun dışında işte paletin altından geçmesi için... ...gereken süreyi e, uzatmışlar. Edon'larının... E, ...özellikle süre uzatma Edon'unun... ...sürekli alınmasını azaltmak için... ...Base Kit olarak... E, ...özelliğinin hızlı koşmasının süresini... ...1.2 saniye yükseltmişler. Onun dışında vuruşunu koş e, hızlı koşarken kaçırırsa... Survivor'lara mesafe açmak için daha fazla süre vermesi adına Chucky'nin hareket hızını daha da yavaşlatmışlar. Kısacası Developer Update de bu şekilde. 28'inde oyuna yama geldiği zaman bu değişiklikler devredeyken gelecek tamamen.